Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, 2022 yılını artık tamamlıyoruz. Yılın son ayındayız. Bakalım bu ay neler var gökyüzünde? İkizler burcunda dolunay var. Mars retrosu devam ediyor. Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Jüpiter Koç burcuna geçiyor ve Merkür gerilemesi başlıyor. Evet, öncelikle İkizler burcundaki dolunayın sizin için çok daha etkili olabileceğini söyleyebilirim. Zaten hani yay burcunda bir yeni ay doğmuştu Kasım sonu itibariyle. Birçok gezegende yay burcunda ilerliyor ve 8 Aralık'ta 15 derece İkizler burcunda yeni ay doğacak, dolunay meydana gelecek. Bu dolunay kariyerinize özellikle işaret ediyor ve Mars'la birleşiyor. Şimdi Mars bu dönemde Güneş'e en yakın pozisyonda, Güneş'in karşısında Dünya'ya en yakın pozisyonda, sınır dışı dediğimiz bir pozisyonda, kontrolü zor, biraz da zararlı olabilecek bir pozisyonda. O yüzden Aralık ayında bu dolunay döngüsüne dikkat etmek lazım. Üstelik 8 Kasım'da meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasının da tetiklenebileceği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla biraz hani üstlerle ilişkiler olabilir, çalıştığınız yerdeki ortam, yani mesleğinizle ilgili konular olabilir. Buralarda daha fazla çatışma, fikirsel tartışma, mücadele olabileceğini işaret ediyor. Hani üstlerle ilişkilere dikkat edin. Hani üstlerle tartışmalar olabilir. Hani bu işinizi, kariyerinizi etkileyebilecek bir, belki bir sonuç alma, bir tamamlanma döngüsündesiniz. Yani bir şeyler bitebilir, işten ayrılabilirsiniz, görev tanımınız değişebilir, yer değişimleri, taşınmalar olabilir. Çalıştığınız ortamda üstleriniz, otorite figürleriyle ilgili konular veya aile içerisinde aile büyükleri, anne baba, ebeveynler, onların yaşamları, onların sağlıkları ve benzeri konular da tetiklenebilir. Üstelik Mars güneşinize sert açıda. Hani sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor sevgili Başaklar. İşte solunum yolları problemleri, enfeksiyonlar, mevsimsel hastalıklar. Hani buralarda bağışıklığınızı güçlü tutmanız gereken bir süreçtesiniz. Kazalara, sakarlıklara da lütfen dikkat edin. 8 Aralık ve yakın özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarındaysa Mars'tan daha fazla tesir alacağınız için bu bahsettiğim etkiler sizin için zorlayıcı olabilir. Huzursuz olabileceğiniz bir dönem. O yüzden düşünmeden konuşabilir, gereksiz tartışmalar içerisinde olabilirsiniz. Lütfen çalıştığınız yerde üstlerle ilişkilere dikkat edin. İşte kendinize dikkat edin. Böyle düşünmeden hareket etmek kazalara, sakarlıklara yol açabilir. Bu anlamda dolunay zaten biraz istem dışı ve kontrol dışı enerjiler ortaya çıkarıyor. Hani bu da belki yurt dışı konuları olabilir. İletişimle ilgili sorunlar daha fazla çıkabilir. Kullandığınız araç gereçler, telefonunuz, bilgisayarınız, aracınız, bunlar arızalar olabilir, sıkıntılar olabilir. Dolayısıyla hani bir seyahat planınızda gecikmeler ya da işle ilgili ticari aktivitelerde bazı sorunlar, hani bunlar karşınıza çıkabilir. Bu konularda da özellikle lütfen mümkünse hani bireysel anlamda daha tedbirli, dikkatli olmakta, çok fevri davranmamakta, daha sağduyulu olmakta fayda var. Jüpiter 20 Aralık'tan itibaren Koç burcuna geçiyor. Aslında 2022 Mayıs'ında biliyorsunuz Koç burcunda hareketine başlamıştı. Gerilediği için tekrar Balık burcuna döndü. Şimdi Koç burcuna geçiyor 20 Aralık'ta ve artık gerilemeyecek. Hızlı bir şekilde 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda olacak sevgili Başaklar. Ve sizin bu dönemde 8. evinizde olacak. Jüpiter'in olduğu yerde daha iyicil hani etkiler, manevi anlamda olsun, maddi anlamda olsun, gelişme imkanları, koruma etkileri, şanslarla, fırsatlarla karşılaşabiliriz. 8. evinizde olacağı için bu dönemde parasal konularda özellikle hani çalışmasanız da, yani çalışarak değil de daha çok başkalarından gelecek kaynaklar konusunda bazı fırsatlarınız var. İşte eşinizin gelirleri artabilir. Eşinizin kazançları artabilir. Bunun yanı sıra işte ortaklı gelirleriniz olabilir. Bir kredi alabilirsiniz. Bir borcu daha rahat ödeyebilirsiniz. Emeklilik gibi, sigorta gibi konularınızda olumlu gelişmeler, iyileşmeler olabilir. Bir sorunu çözebilirsiniz. Nafaka, miras gibi konularınız varsa hani bunların daha hızlı çözümlerini bu dönemde bekleyebilirsiniz sevgili Başaklar. Ve 22 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Kış gün dönümü. Ve hemen ardından 23 Aralık'ta 1 derece Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni gündemler demek, yeni olasılıklar demek. Bu yeni ay
kış gün dönümüyle de önemli bir etkide, Jüpiter'le de güçlü bir açıda ve birçok gezegende Oğlak burcunda olacağı için sizin için aslında güzel bir toprak enerjisi getiriyor, destekleyici bir enerji. 5. evinizde olacak. Hani bu belki biraz daha duygusal anlamda sizi motive edecek, hayattan keyif almanızı, kendinize güvenmenizi sağlayacak yeni adımlar demek. Hani bir yeteneğinizi fark etmeniz, işte bir kursa gitmeniz, bir hobinizi geliştirmeniz, günlük hayatta biraz daha eğlenmeye ve sevdiğiniz kişilerle vakit geçirmeye zaman ayırmanız mümkün. Venüs de Oğlak'ta olduğu için bir romantik aşk fırsatı olabilir ya da sevdiğiniz kişilerle romantik etkileşimler olabilir. Çocuklarla ilgili güzel bir dönem. Çocuklarınızla keyifli bir tatil yapabilirsiniz bu yeni ayda mesela. Çocuklardan mutluluk alabilirsiniz veya çocuk sahibi olmak istiyorsanız hamilelik, doğum gibi konularda da tabii ki etkiler getirebilir bu yeni ay döngüsü size. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse yeni ay size güzel bir açıda olacak. Toprak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın olumlu tesirlerini daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz sevgili başaklar. 29 Aralık itibariyle gezegeniniz Merkür Oğlak burcunda gerilemeye başlıyor. Evet, Mars geriliyor, bir de Merkür geriliyor. Dolayısıyla özellikle yılın son haftası işler biraz daha böyle sıkıcı hale gelebilir. Şöyle, yani günlük hayatımız bir yavaşlıyor. Zamanın bile yavaş aktığını hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, her gezegen açısı, hareketi bizim lehimize de mutlaka değerlendirebileceğimiz fırsatlar getirir. Gezegenler gerilerken aslında ileri gitme, biraz dur anlamına geliyor bu. Bir dur, yavaşla, bir gözden geçir, geçmişe bak, şu anı bir fark et anlamına geliyor. Yeni yıla hazırlık dönemi belki de. Evet, yılın son haftasında öyle çok önemli kararlar vermeyin. Bir şeyler gecikebilir. Hani hızlı karar verirsiniz, fikir değişiklikleri olabilir. İşte bazı böyle tıkanıklıklar olabilir. Özellikle Merkür gerilediği için anlaşma konularında, iletişim konularında yavaşlamalar olabilir. Ama bu geçici bir dönem. Sizin için de aslında bir şeyleri gözden geçirmek için iyi bir fırsat veriyor. İşte uğraşamadığınız, zaman ayıramadığınız konularla ilgilenebilirsiniz. Hani çocuklarla ilgili belki tamamlanması gereken bir şeyler var. Onların eğitimleri, kursları, sağlıkları, bakımları ile ilgili. Ya da bir hobiniz var, ona zaman ayıramadınız, gözden geçirmeniz, işte onunla ilgilenmeniz gerekiyor. Eski arkadaşlar olabilir falan, hani bunlar hayatınıza gelebilir. Ocak ortalarından itibaren Mars ardından Merkür düzeleceği için hızlanacağız. Biraz daha planlarımızı, programlarımızı daha rahat ilerleteceğiz. Akış daha rahat olacak. Dolayısıyla bu dönem bir hazırlık ve gözden geçirme dönemi, bir dinlenme dönemi aslında sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın.